Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Haberimiz sizlerle. Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda her gün 12.30 ile 13.30 arası depremzede çocukların uyum sürecini atlatması için etkinlikler düzenleniyor. Merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Depremzede çocuklarımıza her gün 12.30 ile 13.30 arası etkinlikler düzenliyor musunuz? Evet, okulumuzda böyle bir proje başlattık. Başka illerden ilimize misafir olarak gelen öğrencilerimize biz okulumuz olarak Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda her gün 12.30 ile 1.30 arasında yurtta kalan depremzedeler ve okulumuzdaki diğer yakında okulumuza yakın olup da kayıt yaptıran öğrencilerle her gün burada drama oyun yoluyla onları rehabilite etme, yaşama alıştırma, biliyorsunuz çocuklar için en iyi terapi oyundur. Oyunla çocuklar sağlıklı bir yaşam sürebilirler, kendilerini tedavi edebilirler. Biz de bu çocuklarımızın hem yeni yaşamlarına uyum sağlayabilmeleri için hem de onların bu yaşadıkları örtülü travmayı atlatabilmeleri için her gün burada drama servisimiz olarak, okulumuzun drama kulübü olarak çocuklarımızı birer saat öğle arasında burada değişik drama çalışmaları, oyunlar, yarışmalar, etkinliklerle onları mutlu etmeye, güldürmeye, hayata tutunmaya ve yaşadıkları acıları oyunla yenmeyi öğretmek için emek harcıyoruz. Bunu gönüllü olarak mı yapıyorsunuz yoksa? Tabii ki gönüllü olarak yapacağız. Bunlar çocuklar bizim geleceğimizin umudu, biricik varlığımız onlar. Onlar sağlıklı olmazsa biz sağlıklı bir toplum yaratamayız. Sağlıklı bir toplum için öncelikle bizim sağlıklı, iyi düşünen, kendine güvenen çocuklar yetiştirmemiz lazım. Biliyorsunuz bu yaşadığımız afetten sonra insanlar kendi dertlerine düştüklerinden dolayı ne oldu? Çocuklar biraz arka planda kaldılar. Aileler onlarla yeterince ilgilenemediler. Şehirler değiştirdiler. Büyük travmalar yaşadılar ama çocuklar bu travmaları direkt yansıtamadıkları için onlar oyunlarda daha çok bunları kendileri tedavi edebiliyorlar. Biz de onlara bu olanağı sağlamak için okulumuzda böyle bir proje başlattık. Daha önceden de oyuncak arkadaşlığı adı altında okulumuzda yine buradaki öğrencilerimiz oyuncaklarını paylaşarak onlarla oyuncak arkadaşlığı kurmuştu. Şimdi de drama yoluyla biz bu çocuklarımızı her gün burada değişik aktivitelerle hayatta canlı tutmaya çalışıyoruz. Peki herhangi bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız var mı? Şu anda okul olarak herhangi bir ihtiyacımız yok. Gönüllü kuruluşlar olsun, milli eğitim olsun, her türlü yardımı almış bulunuyoruz. Yeni gelen çocuklarımıza okul kendi olanaklarını ve çevresel olanaklarını kullanarak çantalarını, formalarını, kitap, defter gibi bütün ihtiyaçlarını gidermiş bulunuyor. Bu çocuklarımızın çoğu servislerle okulumuza getiriliyor. Gün içinde bu aktivitelerden sonra da servislerle tekrar gönderiliyor. Öğleyin okulumuzda yemek servisi yapılıyor bu çocuklarımıza. Dışarıdan gelen öğle yemek yeme olanağı olmayan çocuklar da burada günlük milli eğitimin gönderdiği tabildot yemeklerle besleniyorlar. Biz de burada drama ile onların ruhlarını besliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu gösterdiğiniz ilgi için de hepinize teşekkür ediyorum.